MSI standında gezip farklı ürünlere bakıyorum. MSI'nin fuar davetiyle birlikte gerçekten çok ilginç ürünleri görme imkanı edindim. Arka tarafta kurumsal bilgisayarlar, diğer tarafta oyun bilgisayarları, laptoplar ve pek çok farklı ürün vardı. Şimdi sizlere özellikle göstermek istediğim fuarın bu kısmında en güzel ekran kartlarından bir tanesi olan GeForce RTX 4080 Super'in bu diecast alüminyum bloklu sürümü. Buna özellikle çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Çünkü Nvidia'nın özellikle Founders Edition ekran kartından daha da masif, daha da metal ve muazzam bir ekran kartı yapmayı başarmışlar. Müthiş görünüyor yeni ekran kartı. Bunun haricinde göstereceğim en önemli şeylerden bir tanesi, size garip gelebilir ama PCI Express 5.1 destekli yeni güç kaynakları. Burada özellikle bu pinler, bağlantılar ve yeni nesil standartlara uyumluluk çok önemli. MSI en son standartlara ilk uyan firmalardan biri olmak için uğraşıyor. Özellikle bu aktif soğutma tasarım ve yeni güç kaynaklarında da kaliteyi artırıp daha da ileri taşıma yolunda ilerliyorlar. Tabii ki sürüm farkları her zaman her bilgisayarı etkilemeyecek. Daha önceki PCIe 5.0 olan sistemlerde kullanılmaya devam edecek. Ama PCI Express 5.1 Ready olması bunun güzel noktalardan bir tanesi. Yine fuarda ilgimi çeken şeylerden bir tanesi bu LED kristal film screen oldu. Bu da özellikle yeni kasaların, özellikle böyle çok camı olan kasaların üzerine kaplandığı zaman inanılmaz güzel animasyonlar gösterebilmemizi sağlıyor. Burada soğutma çözümlerini görüyoruz. Yine fuarın bu standındaki duvarda MSI'nin anakartlarını, Mac Core Liquid S360 gibi sıvı soğutmalarını, yine güç kaynaklarını ve farklı donanımlarını görebiliyoruz. Soğutmalar, anakartlar, ekran kartları, bunlarla toplanmış hazır sistemler burada görünebiliyor. Burada mesela ayrı kısa videosunda çektiğim özellikle Project Zero'nun kabloları saklayan tasarımını görebiliyorsunuz. Burada farklı masaüstü bilgisayarlar sergileniyor. Şurada çok güzel bir şey var. Burada OLED monitör var. Bu OLED bilgisayarlar, OLED ekranın yanı sıra 500 saatlik WideQuad HD monitör de mevcut. MSI'nin farklı partnerlerle birlikte ürettiği masaüstü bilgisayarlar da ülkelere göre satışta. Ülkelerde tabii ki farklı iş ortakları var. Bu iş ortakları değişik kasalarda değişik konfigürasyonları o ülkedeki insanların beğenilerine ve ihtiyaçlarına göre satışa sunuyor. MSI'nin kendi markasıyla RX RS3 Gaming dediğimiz bu tarz güzel ilginç kasaları da var. İçeriye baktığımız zaman full MSI kullanmışlar. Spatium SSD'sine kadar. Ve kendi monitörlerini yine burada OLED monitörlerini göstermişler. Çok güzel bir sergi olmuş gerçekten. Öteki tarafta böyle daha niş Capcom ortaklığıyla yaptıkları Monster Hunter'ın 20. yılına özel değişik sistemlere sahip sistemleri de görebiliyoruz. Bunlar da hoşumuza giden detaylar oldu. Bu Sword ve Crosshair modellerini de göstereyim dedim. Dünya Titan'dan ibaret değil arkadaşlar. 14900HX'i 14700HX, 4090 değil 4070 ekran kartı var. Kasa özellikleri daha hafif. Crosshair ile Sword'da daha erişebilir ama çok güçlü modeller olacaklar. Yine kasa ve soğutma kalitesi muazzam olan bilgisayarlar. Sergilendiklerinde bunları da görmekten memnuniyet duydum. Yine burada sergilenen diğer modelleri de çekim öncesinde parlatan basın mensuplarını görüyorsunuz. Ama fuarın dediğim gibi yüksek noktası bu AI Artist uygulaması oldu. Bu AI Artist ile bulutta beklemeden, yerel olarak internet bağlantısı gerekmeden kendi konsept çizimlerinizi yapay zekaya yerel yüklü programla yaptırabiliyorsunuz. Yeni bilgisayarlarda bunu daha da hızlı yaptırabiliyorsunuz. Creative 16 AI Studio gibi modellerde özellikle dikkat çekici bir performansa ulaşmış oluyoruz. Bu Nvidia'nın çekirdeklerini kullanıyor. Özellikle farklı modeller, farklı tanımlar, tanıma göre görsel üretme, daha sonra bunu katmanlı bir Photoshop dosyası olarak sunma gibi müthiş özellikler var karşımızda. MSI'nin oyuncu ürünleri haricinde ticari ürünler de vardı. Commercial'lar, Summit'ler, AI, Evo, Prestige Studio modelleri ve Prestige Studio modellerinin yeni AI Evo modelleri. Intel'in yeni işlemcisinin içerisinde de NPU Neural Processing Unit olduğu için MSI özellikle uzun süre düşük güçlük ediminde çalışması gereken, batarya verimi olması gereken yerlerde Intel işlemcinin içerisindeki NPU'dan yararlanmış. Ancak ağır performans gereken yerlerde Nvidia ekran kartının özellikle CUDA çekirdeklerinden ve ağır yük kaldırma kapasitesinden yararlanarak çok hızlı bir şekilde AI görsel oluşturma özelliği sunmuş. Tabii ki herkesin öyle AI ya da ağır işe ihtiyacı yok. Oyuncular için böyle Thin, Cyborg, Cyborg 15 AI gibi pek çok farklı
bilgisayarı var, katanalar var. İçerisinde mesela 13900 H işlemci kullanılmış. Bu laptoplar piyasada farklı bütçedeki kullanıcıların özellikle ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanıyor. Benim çok sevdiğim Stealth serisinde Stealth 18 AI Studio olmuş mesela. Bunlar baktığımız zaman daha ince ve kompakt kasalardır. Bu arada statik elektrik halı yüzünden de çarptı beni bu arada. Şöyle kasaları da görebiliyoruz. Bu AI Studio modelleri özellikle iş yapanlar için çok iyi. Tabii fuarın esas yıldızlarından bir tanesi ilk defa Intel işlemciye sahip bir el konsolu olan Clove oldu. Clove A1M modeli. Benim baktığımız zaman çok güçlü özelliklere sahip. En güçlü özelliği ise bu işlemci ile batarya ömrünün daha optimize olması. Intel kullanılmış AMD yerine pil ömrü daha da optimize edilmiş. Ergonomisi, alt kısmında soğutması ve her şeyi çok güzel bir el konsolu var. Dünyanın ilk Intel işlemcili el konsolunu da gördük. Şimdi bu konsolun özellikle olayı sadece bir konsol olması değil de Windows bir bilgisayar olması aslında. Çok kompakt, taşınabilir ve uzun giden bir el bilgisayarı edinmiş oluyorsunuz. Yine burada Titan 18 HX modelini görüyoruz ki ben geçen sene şuradaki içe gömülü touchpad'i görüp bayılmıştım. Bilgisayarı kapattığınız zaman burası dümdüz kasa oluyor ama açıkken kaygan ve haptik motoruyla basma hissiyatını sonuna kadar veren bir touchpad var. Ama bu model tabii ki touchpad üzerine kurulu değil. Bu model mini LED 4K 120 Hz bir ekrana, 4090 laptop GPU'ya, 14900 HX işlemciye ve en önemlisi 270 Watt termal güce sahip. CPU ve GPU'ya toplam 270 Watt verebilmesiyle birlikte bu sistem masaüstü performansında bir bilgisayar oluyor. MSI yetkililerinin bana sunumda söylediği kadarıyla sadece işlemciye yüklendiğimiz bu uygulamada 200 Watt bile verebiliyormuşuz. Yani sistem kendisi otomatik ayarlıyor tabii ama CPU gücü sayesinde bununla inanılmaz mühendislik işlemleri ve güçlü işlemleri yapmak mümkün oluyor. Yine MSI'nin Titan'ı dünyanın en güçlü bilgisayarı olarak fuarda tanıtıldığı zaman karşımıza çıkıyor. Çünkü bu kadar yüksek wattı bu kasa içerisinde soğutabilmek müthiş bir soğutma sistemi gerektiriyor. Bu soğutma sistemi sayesinde bunlar mümkün oluyor. Yeni nesildeki en güçlü bileşenleri kullanmak sadece yetmiyor. Yoksa Raider kasası da var. Raider kasasında bu 250 watt oluyor. Burada da yine kısa videosunu çektiğim Mac Z790 AceMac anakartı ve yanında devasa OLED ekranı görebilirsiniz. Özetle MSI'nin CES 2024'ü çok güçlü geçti. Soğutmaları, SSD'leri, kasaları, kasaların süsleri, hazır sistemleri yani yok yok diyebileceğimiz her şeyi kapsayan inanılmaz bir deneyim olmuş. Masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, içerik üretmek için ya da oyun oynamak için ihtiyaç duyduğumuz her şeyi burada bizlere gösterdiler. Yeni ürünlerdeki özellikle tasarım dilinin her yıl adım adım iyileştiğini görmek de beni mutlu ediyor. Sadece soğutma ve teknik özellikler değil, ürünlerin ergonomisi, kullanışlılığı ve de farklı kullanıcılara yönelik olarak kasalarının estetiğinin gelişmesi de çok güzel. Özellikle bu stüdyo modelleri içerik üretenler, mimarlar, mühendisler, tasarım yapanlar için daha hoş kasa özelliklerine sahip. Ama gaming modelleri de özellikle performansları ve süslü klavyeleriyle yine dikkat çekiyor. Şimdi bütün bunların kısa videolarını CES oynatma listelerimizde görebilirsiniz. Buradaki tüketici elektroniği fuarında ağırlık olarak elektronik ürünleri sizlerle fuar boyunca paylaştık. Ben özellikle izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Abone olmadıysanız yeni videolar için Teknopat'a abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.